Asbest e, kanserojen bir madde ve bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Çünkü e, serbest havadaki havadaki serbest asbest e, miktarı bağımsız olmak üzere kanser yapabilmektedir. Normalde solduğumuz havada hiçbir asbest olmamalıdır. Yani asbestin güvenli bir değeri yoktur. Buna rağmen e, asbest sorunu deprem bölgesinde maalesef göz ardı edilmektedir. Sökümler ve yıkımlar bu e, atıkların bertaraf edilmesi yönetmeliğine aykırı yapılmaktadır. Devletin çıkardığı kendi yönetmelik e, tanınmamakta ve yıkımlar mevzuata aykırı bir şekilde yapılmaktadır. Biz bunu ortaya koymak için bir çalışma yaptırdık. Bunu yaparken de Akrit'te bir laboratuvarla anlaşıldı. Onlardan özel tekniklerle örnek alınması istendi. Bu çalışmada enkazın içindeki veya e, e, molozların içindeki asbest değil, havada yere çöken asbest bulunmaya çalışıldı. Karabombaraş'ta 21 bölgenin 8'inde, kent merkezinde e, asbest bulundu. Elbistan ilçemizde 15 tanesinin 2 tanesinde asbest bulundu. Bu çok çok kötü bir oran. Yani Kahramanmaraş kent merkezinde e, ki 3 e, örnekten birinden neredeyse asbest çıktı. Tabii bir de bu asbestin bulunduğu yerleri çok önemli. Asbest dediğimiz gibi insanlardan uzak olması gereken e, bir kanser etkeni. Ama bizim bugün e, kans e, depremden kurtulan insanları yerleştirdiğimiz konteyner kentimizin yanında maalesef moloz döküm sahası var ve bu moloz döküm sahası şu an bir asbest kaynağı. Karacasu konteyner kenti Karavanmaraş'ın en büyük konteyner kentlerinden biri. Biz tam onun yanına ve Kara Ziyaret Mahallesi'nin yanında bu molozları dökmüş durumdayız. Oradaki rüzgar da düşünürsek bu rüzgarlar devamlı konteyner kentimize ve çevre mahalleye asbest taşımaktadır. Bu asbest için mutlaka yetkililer çok acil çözüm getirilmelidir. Bugün yarına bırakılacak değil. Bu asbestlerin tozmaması, çevreye savrulmaması için mutlaka üstü gerekiyorsa kapatılmalı, devamlı sulama yapılmalı. Ama oradaki konteynerdaki kentte kalan insanlarımız ve o mahallede yaşayan insanlarımız bu asbest tehlikesinden ...uzak tutulmalıdır. Aynı şekilde Doğu Kent bölgemizdeki... ...Kocabaş sitelerinin olduğu bölgede de... ...çok ciddi anlamda asbestle rastlanılmıştır. Biliyorsunuz burası da... ...nüfus yoğunluğunun arttığı bir bölgedir. Tabi sadece bu bölgelerle... ...sınırlı değil... Kahramanmaraş tarafının aktığı... ...ana arterler üzerinde de asbest bulunmuştur. Örneğin Şeker'de, Şekerdere Bulvarı... ...Kayseri Çevre yolunda da... ...asbest bulunmuştur. Bütün asbestli sahalar mutlaka bu asbest yaymayacak hale getirilmeli. Buradan insanların asbest alma riski azaltılmalıdır. Ve bizim bu yaptığımız çalışma mutlaka tekrarlanmalıdır. Ve diğer ağır metaller yönünden de bu çalışmalar yapılmalıdır. Kahramanmaraş'ta asbest yaşamaya mahkum edilmemelidir. Kahramanmaraş'ın da temiz hava solma hakkı vardır. Biz Maraşların temiz hava solma hakkı elimizden alınmamalıdır bu asbest tehlikesinin mutlaka önemini anlayalım. Depremde binlerce insanımız canlı kaybetti. Canlı kurtaranları da biz kanserden öldürmeyelim.